Bakalım bizim çiftimizin ailesinin tanışması nasıl geçiyormuş, izleyelim. Buyur. Oh, oh. Kızım. Kızım, nereden çıktı bu erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak ya? Ailesini bırak, erkek arkadaş nereden çıktı? Vallahi iki ayağımızı bir rugana soktun ya. Sinirden dolarım düştü yavrum ya. Tansiyonun olmasın o Şevketciğim. Benim tansiyonum dolara endeksli. Zenginim ben ya. Ya bu kız... Sus. Yavrum sus. Bak, biz bunu suda doğurtalım dedik. Altın suyunda doğurttuk ya. Ondan mı oldu acaba? Ya vallahi çok ayıp ediyorsunuz ya. Ya ne var, sevdim ben bu adamı. Sevmek suç mu ya? Bak, hala konuşuyor Şevket. Yavrum biz seni Tibet'e böyle üçüncü müçüncü çakran bir yerin açılsın diye gönderdik yavrum. Daha algıla dünyayı diye. Orada elin oğlanını buldun getirdin. Evleneceğim diye tutturuyor Şevket. Anası babası kimdir? Bizim klasmanımıza uygun mu? Ya... Ya... Şevket merhaba. Merhabalar. Ne bu tipin özellikleri? Nelerin altını çiziyorsun? Bu tip özellikleri bunun beden dili çok konuşkan. Ne gibi mesela? Hangi olaylara karşı ne tepkiler veriyor? Mesela... Aç yapa! Ne o, bir coşkulu, bir heyecanlı biri mi yani? Coşkulu... sonuca gitmek istiyor, sonucu öğrenmek istiyor. Acaba'nın karşılığındaki cevap ne olabilir? Peki, zengin mi bu tipimiz? Çok zengin. Çok zengin. Bunu nerede çalıştın mesela? Bu bankada çalıştım. ATM'nin önüne durdum, yattım oraya. Gelen geçen bütün zenginleri gördüm. Birleştirdin onları. Bunu gözüme kestirdim. En zengin buydu herhalde. O ne yapıyor mesela ATM'den? Kaç lira çekeyim falan mı yapıyor? Mesela işte 50 lira çekiyorsa 50 lira para var. Özellikle şiveni de düzeltiyorsun değil mi böyle çok düzgün? Evet. Vurgular değişiyor. İstanbul şivesiyle mümkünse ama şivesiyle. Zor olmuyor mu peki? İnsan da bu zenginliğe alışınca da vazgeçemiyor. Buyurun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nereden alalım acaba? Hayır kızım, yani bunların ailesi bizim klasmanımıza uygun mu? Ya anneciğim, ben de tanımıyorum. İlk defa tanıyacağım ama birazcık böylecik şeylermiş. Neylermiş yavrum? Bizden farklılarmış. Ne? Farklı mı? Kızım, insan değil mi bunlar? Korkutma beni ya! Gördüğün gibi karşında oyuncu kalmadı. O adam da bankaya girince bütün banka gülüyordu. Bir gariplik olduğu belli. Buyurun, çok yaşa. Birazcık farklılarmış işte. Ne? Farklı mı? Kızım, insan değil mi bunlar? Korkutma beni ya! Ya babacığım, ya insanlar da işte biraz statü farkı var. Eyvah. Statü farkı mı var? Statü farkı. Bizden fakir mi bunlar? Yeter, duydun mu? Susacak. Aldı mı beni bir panik? Nece konuşurum? Nasıl anlaşırım ben bu insanlarla? Şevket, inanılmaz bir paniğin içine girdim şu an. Biz bunlarla nasıl anlaşacağız? Nece konuşacağız? Bana bak, acaba biz bunlara böyle bir tabak akbil falan mı ikram etsin? Şekerim, akbil ne ya? Ne bileyim Şevket, ne bileyim işte. Ya birazcık kendiniz olun, yeter ya. Bunlar da normaliz. Aa bak vallahi geldiler, ne olur beni rezil etmeyin. Efendim, merhaba yor. Selami, nasılsın? İyi saatte olsa da taksak. Ya bir fakirle nasıl konuşulur aşağıda? Ay misin? Geldiler. Buyurun, buyurun. Buyurun.
darım dönürüm de böyle öküz gibi yemin ediyorum. Yavaş, yavaş. Yeter, resmen bıyıktan adam çıkmış ya. Hayır hayatım, hayır. Bıyık adam bırakmış. Gülürüm, canım. Pardon? Gel bir sarılayım sana, canım benim. Evet efendim. Canım. Çok samimi olmamız lazım, samimiyet şart. Tabii. Biz aile olacağız. Zevket ne diyor? Şu kadın bu konuyu bitir artık. Efendim oturun lütfen, ayakta kaldınız. Buyurun. Buyurun. Dilek merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? Sana bakınca aklıma üç harf geliyor. A-Ş-K-A. Bunu bilmelisin. Kızım, evladım. Sen bizden şaka mı yapıyorsun yavrum? Ne bu? Bu ne bu? Bu ne bu? Yemin ediyorum, doğumda çıktığı vakit aynı tepkiyi verdim sana. Yemin bak. Dedim, yeter. Dalga mı? Bu ne bu? Bu ne bu? Ne bu? Aynı. Jestiyle, mimiyle, hepsi aynı diye mi? Efendim, izdivaç çocuğu olunca böyle oluyor. Efendim, ben anlayamadım. Sevgi manasında mı? Sevgi nedir ya? Yok. Bizim normal düz evliliktir. Biz izdivaçta tanıştık hanımefendiyle. Benim ayva tarlam vardı. Onu bunun üstüne yaptı. Ondan sonra bir çay içtik, bir çay daha içtik. Çayın su gibi aktığı bir geceydi. İşte o son çayı içmeyecek. Bu sallama çay oldu sonra. Yavrum evladım, otur sen de istersen. Sen de gel kızım yanıma. Dilek, görüşürüz. Oturun. Ben buradayım. Evet, 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 evet. Yavrum, sen Pierre Le Jusville Edelü Tötti mezunusun çocuğum. Ne? Ya şu çocuk bize uyar mı? Allah'ım. Ya anne, ben Tibet'te özüme döndüm ya. Dönerken de otogarda erkeğin özüyle karşılaştım. Baksana ne kadar saf, ne kadar doğal. İnan olsun, biz de doğal kalması için elimizden geleni ardına koymadık. Organik. Saf, gerçekten. Yani bu... Hiç bu, hiç okunmadık, doğaldır, organik. Yemin ediyorum, ben şahsen kendim bir fiske bile vurmadım. Ha, böyle tekmeyle oynadım. Tabii. Babamın bir tarzı var. Tabii. Ben şimdi bunu nasıl seviyorum biliyor musunuz? Mesela nasıl diyeyim? Mesela Abdurrahim Albayrak gol olunca nasıl seviniyor? Aynı onun gibi böyle ben bunu alıyorum. Diyorum, I love you, I love you. Şimdi... Kulaklarını çınlattık yani. Şimdi... Tam olarak biz anlamadık bu nasıl bir sevgi. Yani bu sevme şeklini büyük tam sevgi olarak... Yani nasıl oluyor Abdurrahim Albayrak sevinci? Ya mesela kulüp köşkusu. Ne bileyim, gösterelim mi? Olur mesela, burada uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Fatih Terim olur mu? Bu da Sabri olsun. Yok, bu şey. Şey olsun bu. Sen böyle geç abi. Bu şey olsun. Tamam, çok affedersin. Sabri gibi bir şut çeksene bir. Anlat Sabri'ni. Ama seyirciye doğru yanma. Ne top gelişine geliyor, evet. Sabri'sin, evet. Top nereden geliyor zaten? Sen nereden istersen oradan geliyor. Ben isterim ayağıma gelsin. diyelim geliyor. Oradan orta geliyor. Evet. Kale şurada. Tamam. Bence bak Sabri, şey olsun, Müfit Erkasap olsun. Tamam, Müfit Erkasap, Fatih Terim. Dur. Abdurrahim Müfit Erkasap, Fatih Terim'in yardımcısı. Gol oldu falan biri. Gol oldu, gol oldu. Dur, bir dakika, hemen... bir dakika. Bir dakika, sen değil. Sen önemli olan. Oğlum, sen...
teknik direktör yardımcısı. Hadi yapalım. Gol olunca sen de sevineceksin. Fatih Hoca da sevinecek. Tabii. Siz de herhalde Abdurrahim Bey olacaksınız. Yani yapabildiğim için. Olduğu kadar, evet. Şimdi yeter. Başlayalım. Gol olamıyor. Çok gerginiz. Nedense olmuyor. Herkes sağda boşa... Herkes sağda boşa kaçıyor. Top yine gitti. Lanet olsun. Tapucu da yakalanırken tam geliyordu. Oysa ki kaleye tam gidecekti. Asıl Volkan koşuyor. Sabri yine vuramadı. Sabri nereye koşuyorsun? Ah Sabri, ah Sabri. Oğlum nereye gidiyorsun? Topu görmüyorsun. Ulaş kemene değil. Adam yine gitti. Volkan sağda boşa kaçıyor. Allah cezası vermesin. Geçen sene de böyle yapmıştım. Drogba! I love you, Adam! I love you, Adam! Gol! Gol! I love you! Gol! 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 Bırakmıyorlar. Ama Fatih Terim'in onu dövmesi lazım. O Fatih'in ama dövmesi. Ama Aziz abi ben teknik direktörlüğü oynuyorum. Bravo. Şimdi bunu böyle tabii kulaktan duyma, dolma bilgilerle yapmayalım. Tabii. İşin kahramanı burada. Ondan ayrıntıyı öğrenelim. Bize eşlik eder misiniz? Beraber zıplayalım. Şimdi biz tabii gördüğümüz kadar yapmaya çalıştık ama neresi yanlış, neresi doğru? Hepsi doğru. Genelde kimlerle seyrediyorsunuz maçı? Yedek futbolcularını seyrediyorum. Rahat dövüyormuş tabii. Kimse bir şey demiyor tabii. Nasıl bu canlandırmadaki eksiklikler ne? Hatalar ne mesela? Maç şimdi hanımefendi çok güzel anlattı maç aslında. O maç aslında birdenbire oluyor. Heyecanlı. Bazen de orada Ali Dürüs Başkan'ım burada. Sağ olsun bazen ona da böyle sarılıyorum. Çok sakatladığımız insanlar oluyor ama. Bende yani problem yok. Ama o sadece bir figürü gösterdi ya. Tutup kaldırmak, ama sarılmak. Ama en meşhuru o galiba değil mi? Ha? O Ali Avi hocam en meşhuru. Bir de şey var, bütün tribün olarak yapabiliriz. Abdurrahim Bey arkadan koşarak bütün seyirci... ...ala ala 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 üstümüze gelebilir. Bir de o var, bir çer döver gibi geliyor. Yani maçın stresine göre sevinç de değişiyor değil mi? Tabii yani o ilk, orana göre. İlk golün olması, maçın gidişatının tehlikeli olması... İkinci falan. Golde daha az. Yani. İkinci golde daha az. Bazen kaçıyor. En tehlikeli yer önde oturanlar galiba değil mi? Yanda oturanlar. Vallahi... Gol mesafesi galiba. Gol mesafesinde. Takip mesafesi. Nasıl mesafesi? Bu şey yeni gelmiş. Kim? Bir de sakattı, cezalıydı. Yanımda oturuyor. Elmander. Mancini'dir. Zaten o da birkaç şey olunca beni sakatlamıştı. Belfiti olmuştum. O gol kaçırmıştı. Benim ceketlerim takılmıştı. Şöyle fırladım. Biz de sabaha kadar hastanelerde kaldık. O da cezalı geldi yanımda oturuyor. Da, o benimle maçı seyretmemiş. Bilmiyor. Ben buna birkaç çaptım. Bak Elmander o yüzden 6 hafta sağda uzak. Ondan sonra baktım ki yavaş yavaş yerde kaçıyor. Ama tabii Drogba yapamazsın onu. Bir de Drogba yedek de kalmıyor değil mi? O yüzden o elinize geçmiyor çok. Şimdi bizim bir tane Amerikalı vardı Piri diye. Değil mi Ali abi? Piri diye. Kondisyonu. O hiç bir daha Amerika'dan yeni gelmiş. Benim yanımda oturuyor. Ben buna birkaç tane vurdum ama bu hakikaten ben buna ciddi vuruyorum zaten. Demiş ki yanında işte ben ne yaptım buna? Sen ne yaptın? Niye bana vuruyorsun? Kondisyonu eksik yüklemişsin. Peki yani bu tür bir stresli maçı canlandırabilir miyiz şu an? İsterseniz, istemezseniz boş ver. Ya.
Ya da onu en son skeçtiği yazar. Hocam! Ya dur. İyi. Hocam! Gel buraya gel, aslan gibisin gel. Yapalım mı bir şey? Abi hayır, bana baştan vur, ben gideyim. Hüseyin Ziya Sabri nasıl veririm ben sonra? Nasıl bir tribün olur? Siz yapın o zaman. Fatih Hoca olsun, yine Müfit. Abi sen sağlamsın. Sen... Yok, ben anlatayım. Anlatırım abi, seni evet, sevdim ama. Ben anlatırım. Süleyman, ben anlatırım. Geliyorum, anlatırım. Siz devam ya. Edin sohbeti. Şimdi sıradan mı dayak yiyeceğiz? Ben onu anlatayım. Bir dakika. Ya yedek futbolcular da geldi. Abi sen onları döv istersen. Siz oturun. Siz oturun, sen yanına. Ben Fatih Terim'im abi, ben buradayım abi. Abdülhamid Bey, biraz kayın yana. Siz böyle geçin. Sen gel abi yanına, o yana. Siz de öne gelin. Önce ayakta bak. Çok da ciddi anlatsın da yani. Yere bağdaş kuralım biz de. Şimdi şöyle yapacağız. Pozisyon heyecanlandıkça Abdülhamid Bey ayağa kalkacak tabii. O ayağa kalkınca biz de hafif doğrulacağız. Ve sonra gol olacak. Gol çabuk olsun da bari... Çocuklar, arkada gerçek bir tehlike var. Kendinizi savunun. İyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde birlikteyiz. Selçuk Yunan topla ilerliyor. Ha, Fenerbahçe yapmayayım sen. Fenerbahçe yapma. Yok, aman abi. Oğlum ben de Fenerbahçeli. Avrupa Kupası maçlarında, Avrupa Kupası. Tamam, Galatasaray Torku Konya Spor karşısında sahaya çıkın. Yok, hayır. Avrupa Şampiyonlar Ligi. Ha, Şampiyonlar Ligi. Merzidorf var abi, Merzidorf. Real Madrid. Galatasaray Real Madrid karşısında durum 7-0, yenik durum. Hayır, ben maça 80. dakikadan başladım. Durum, skor oraya gelmiş. Sen onu boş ver. Abi, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. Galatasaray gol atıp öne geçiyor. Destekçiyiz abi tabii ki. Her zaman. Yanlış anlaşılmasın. Hadi onu yiyeceksek yiyelim. Evet, Selçuk İnan ilerliyor. Schneider'le paslaşıyor. Sevgili seyirciler, bu akşam Arnold Schwarzenegger'in başrollerini oynadığı Terminator. Drogba çok sert vurdu! Gol! Yok değil, direkten döndüm ben. Sergio Ramos topu aldı, ilerliyor. Cristiano Ronaldo'ya verdi. Cristiano Ronaldo ilerliyor. Ama Sabri çok büyük çalım yedi. Ama Sabri yine mücadelesine devam ediyor. Ceza sahasına girdi, Cristiano Ronaldo vurdu! Bir şey söyleyeceğim bak. Gol yiyince böyle gol! Arkadaşlar beni seçti. Nereye gidiyorsun? Dur bitme, gol olacak daha, gol oldu. Gol yiyecek. Olmadı mı? Şu an ya yedik golü, yedik. Dur daha yiyeceğiz. Ronaldo attı. Abi bu maç ne? Senin maç 90 dakika mı? Şu an Abdurrahim abi üzüldü. Evet. Şimdi hadi şu golü atalım. Şimdi abi. Sevinç aşamasını. Hadi buyurun. Abi sevinci o tarafa doğru yaşarsan. Hadi. Şu golü atalım. Evet. Santra vuruşuyla top başlıyor. Derhal Schneider Drogba'ya verdi topu. Drogba ilerliyor. Burak Yılmaz'la paslaştı. Tekrar Drogba aldı. Vurdu ve gol! Şu an Abdurrahim Albayrak şu an spiker stüdyosuna geldi. Üstüme doğru geliyor. Bravo. Pişmanım. Yemin ediyorum. Çok teşekkür ederim.
Sezon finali yaptık herhalde. Yani böyle. Hani sezon finallerini öyle bırakıyorlar ya kim ölecek diye sonraki bölümde. Yani sevginiz... Devam et de ben. Sevginiz, coşkunuz bu, öyle mi? Evet. Aman ismini anmayın, gelir. Siz sakin olun, beni tanıyor, beni. Evet. Nerede kaldı? Babamın... Tabii babamın bir tarzı var yani. Ya sen o ağzından konuşmaya devam edebiliyorsun. Tabii. Duyuları var. Bu otobüste dağıtılan kek gibi. Yazık, bu ufalanıp dağılır ya. Efendim, ben sizi duyabiliyorum yalnız. Kızım, Allah'ım, yavrum. Bunu nereden buldun? Güzel çocuğum, evladım. Bunu altına batır. Altın... şey... Altını batırdı yavrum. Pardon, biliyorum hatamı ve düzeltiyorum. Evet. Sen bu çocuğu altına kaplasan, altının direkt fiyatı düşer ya. Vallahi çok güzel şaka. Ama kalbimi kırdı. Allah'ın adını verdim. Bak, bir hakaret de sizden istiyorum. Bak, yemin ediyorum, bu çocuğa hakaret ettiği zaman psikolojik olarak bir terapi gibi geliyor. Gerçek. Lütfen sizden tüm sevenlere gelsin. Ay yapmayın. Lütfen, lütfen girmeyin oralara. Kızım, biz seni Tibet'e oranın felsefesine al getir dedik. Sen öküzünü almış getirmişsin yavrum. Vallahi bu da çok güzel şakaydı ama acıtıyor. Ay nasıl doğal, nasıl saf ya. Yerli Justin'im benim ya. Kızım, senin korneyan intihar mı etti yavrum? Ya bu adamın Cerrahpaşa Tıp Fakültesine acilden giriş yapması lazım. Şunun tipine bak, ne Justin'i ya. Ebe çocuk, ebe çocuk senin bu hallerin. Ya neyse, hadi onu bunu bırakın da biz bir tanışalım. Siz kimsiniz, kimliğe densiniz? Hem daha çok işimiz var değil mi? Düğün ne zaman olacak, aman ne olacak? Aman efendim, lütfen düğün filan demeyelim, lütfen. Ne diyelim? Sünnet mi diyelim? Bak, şimdi buldum, bak şimdi. Tekste yok ha bu. Ya bak, sen yazmıyor. Şu an çıkartın. Valla baba, bir tane ya. Ay, şu an bulmuş ha. Şu an, improvistik. Improvistik. Çok güzel. Çok güzel. Sizin memleket nereye ya? Göçmeniz efendim biz, göçmeniz. Evet, belli. Beyin göçmüş. Pardon, anlayamadım. Yani diyorum ki, sizin beyiniz erken göçmüş. Siz yanında genç karı gibi kalmışsınız maşallah. Efendim, hayvanmışım gibi yüzüme hakaret ediyor ya. Efendim, şimdi benim annemle babam çok kibar insanlar olduğu için... benim aşkıma bir hediye aldılar. İzin verirseniz onu sunmak istiyoruz. Yalnız bu hediyeyi vermeden önce aşkım şunu bilmelisin... seni çok seviyorum. Yerim. Evet, gelinime kaynanasından bir çeyiz hatırası. Kızım, bak bu afrodizyak öldürücü etkisi var. Kız ne? Anne, anne çok kötü olduk. Onu koy yerine ya. Ne yapıyorsun? Yemin ediyorum erkekliğim öldü ya. Ulan kız, sen nasıl seksi bir şey, nasıl cinsel dürtü, temel içgüdü. Ya sen ulan libido, libido kurbanı. Efendi, efendi, bak evime geldin, hoş geldin, sefa geldin. Şurada cilveleştin, cilveleştin, tamam. Yüzüme hakaret ettin ama artık dayanamayacağım, yemin ediyorum ya. Ya sen o saçından başından utan lan. Ne var be, moda bu ya. Ya ne modası lan? Arkadaşım başına, sırtından mı çıkmış, neyinden çıkmış? Sağlıklı ben. Yaşın, 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 yaşın. Bana gider yapma. Neyi yapacaksın? Yavrum be, bu çocuğa yapma Allah aşkına. Öyle şey olur mu? Bu kadar çok dur. Bağırmama. Terbiyesiz yapma ya. Korel ya, Bergüzar Koreli. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya. Ne? Ya biz burada rabarba yapıp söyleşirken kızla oğlan yok. Nerede lan kız şimdi? Yok, insan giderken bir not bırakır. Ha, oraya vallahi bırakmış bunu. Babacığım, evlenmek için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece senin
dolar hesabına ihtiyacım var. Kartını aldım, gidiyorum. Aferin, zeki kız. Evet, ya. Yandık! Koş yeter, koş! Dolarıma dokunacaklar, koş! 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 Ama! Süleyman Bey, yine oğlumun mürüvvetini göremeyecek miyim ya? Şu paçalı don da boşa gitti. Ya bak, sen o donu böyle çıkartıyorsun ben. Ya sen paçalı güvercin misin lan mısın? He, ben paçalı güvercinim. Böyle 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 gidiyorum. Vay, ben de taklacı güvercinim. Çipet pet pet, çipet pet pet. Altını yadılar, altını yadılar. Hadi yavrum, bir daha şak şak şak. Git, git, git.